Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba, 1341-1412 yıllar arasında yaşamış olan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri birçok şehirde bulunmuş, nihai durağı ise Darende olmuştur. Tohma Kanyonu içerisinde yaptığı çilehanesi ve Tohma Irmağı kıyısında kurduğu dergahı ile etrafındakileri irşad eden Somuncu Baba Hazretleri 1412 yılında Darende'de vefat etmiştir. Halifesi Hacı Bayram Veli'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında ise dergahın içerisine defnedilmiştir. Külliye Malatya merkeze yaklaşık 110 kilometre mesafede. Sarp kayalıkların arasında uçsuz bucaksız bir vadi. Tohma Kanyonu ve Tohma Çayı. Gördüğüm en temiz ve en düzenli yerleşke diyebilirim Somuncu Baba Kült Türbesi için. Burada ciğerlere hava yerine gönüllere nur doluyor. Dağ taşı gül kokuyor. Taş kapıdan girince kendimizi koca bir dağın koruduğu külliyenin avlusunda buluyoruz. Evet. Anadolu topraklarının kucak açıp koruduğu binlerce alim zattan birisi Hacı Bayram Veli'nin ve Akşemseddin'in hocası Somuncu Baba'nın ebedi istirahatgahındayız. Burası tam bir manevi çekim merkezi. Avlusuna ayak basınca bembeyaz taşlardan mıdır bilemiyorum, içimiz ferahlıyor. Bu caminin taşları Mardin'den getirilmiş. Caminin tavanındaki ahşapları ise sapella denilen ve Afrika'dan getirilen bir ağaç türünden kullanılmış. Bu ahşap güzel bir koku vermenin yanı sıra çok da dayanıklıymış. Thank you.
Ülkemizde genellikle dini mekanların abdesthanelerinde lavabolara çok önem verilmezken, burada hem temizlik hem de mimari açıdan estetik bir yapının ortaya konulmuş olması, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olan insana verilen önemi göstermekte. Aynı zamanda dinimizin temizlik hassasiyetini bizlere hatırlatmakta. Yine aynı şekilde lavaboların ücretsiz olarak hizmete sunulmuş olması, yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bu mekanda yapılan çalışmaların kar amacı gütmeden insanlığın hizmetine sunulduğunun bir göstergesi olmakta. Külliye içerisinde bulunan iki cami, gelen ziyaretçilerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için açık durumda. Eskiden çilehane de denilen halvethane burası. Peygamberimizin soyundan gelen seyitlerin kabirleri var burada. Toplam 21 adet kabir var. Somuncu Baba, yani gerçek ismiyle Hamid Hamiduddin Efendi, büyük İslam alimlerindendir. Kayseri'de doğan, sonra Anadolu'nun birçok yerinde bulunan veli, Hazreti Peygamber'in 24. kuşak torunu olan değerli bir seyittir. Külliye içinde balıklı havuz ve su kanalları, müze, daha iç kısımlarda çilehane, kafe ve restoranlar bulunuyor. Ayrıca yerleşkenin giriş tarafında hediyelik eşya için Hamidiye Çarşısı var. Kudret Hamamı. Burası halk arasında gavur hamamı olarak da biliniyormuş. Yaz kış 22 derece olan bu havuzlarda yazın serinlemek, kışın ise ısınmak mümkündür dersek yanlış olmaz. Çay boyunca dinlenip piknik yapılabilecek alanlar mevcut. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.